Adobe firması 2 gün önce Photoshop'u güncelledi. Bu güncelleme ile bazı akıllı filtreler geldi. Bunlardan bir tanesi Sky Replacement, yani gökyüzü değiştirme filtresi. Bugün bu filtre üzerine konuşacağız. Ancak şunu söylemek gerekli. Eğer Photoshop'u deneme versiyonu olarak indirip kullanıp o süreyi bitirdiğiniz için şu anda kullanamıyorsanız artık Adobe firması bu süreyi sıfırladı. Tekrar indirip deneme süresine tekrar başlatıp bu filtreleri deneyebilirsiniz. İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Gökyüzü değiştirme fikri aslında Adobe'ye ait değil. Daha önceden Luminar isimli fotoğraf işleme programı bunu zaten yapıyordu. Yaklaşık bir yıl önce çıkarmışlardı. Photoshop bunu bir yıl sonra kendi özellikleri arasına kattı. Ama Photoshop'un popülerliğini düşünürsek birçok insan bunu Photoshop programında kullanacak. Bugün birazcık bunun detaylarına bakacağız. Nasıl kullanılıyor? Nasıl bir avantaj sağlıyor bize? Ne kadar başarılı? Bunları konuşacağız. Ben bu fotoğraftan değil de aslında şundan başlamak istiyorum. Kolaydan başlayalım. Çünkü burada sadece önde bir tane ağaç var. Gökyüzü çok kesin çizgilerle ayrılmış. Burada bir tane huzur içinde yatan bir aslan var. Edit menüsünden Sky Replacement'a gelirsek eğer, şöyle bir pencere çıkıyor. Ve evet, gördüğünüz gibi otomatik olarak gökyüzünü değiştirdi. Ağacın aralarında da hiçbir sorun çıkarmadı. Burada Adobe firmasının bize başta sağladığı birkaç tane gökyüzü örneği var. Farklı gökyüzlerini seçebiliriz buradan. İstersek şuradan kendi gökyüzümüzü, daha önce çektiğimiz güzel bir gökyüzü varsa onu seçip arka plana onu koymasını sağlayabiliriz. Bir tane seçelim mesela şuradan. Buna karşı birkaç kontrolümüz var. Mesela Shift Edge, şurada gördüğünüz kenarların ne kadar içeri girip girmeyeceğini belirliyor. Böylece gökyüzünü nesnelerle daha iç içe hale getirebiliyoruz. Mesela şu fena değilmiş. Kenarların ne kadar keskin biteceğini, ne kadar yavaş yavaş biteceğini buradan veriyoruz. Eğer Edge denen yer sıfırda olursa, o zaman geçiş noktalarında keskinlikler daha belli olma ihtimaline sahip, ama eğer bunu arttırırsak, o zaman yumuşak bir geçişte gökyüzüyle kara birleşecekler. Işığını ayarlayabiliyorsunuz, sizin fotoğrafınızın ışığına göre. Ve renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Daha turuncu, daha mavi. Bunlar tabii tamamen sizin gökyüzünü değiştirdiğiniz fotoğrafa göre yapmanız gereken şeyler. Fotoğrafınızla uyumsuz olursa eğer, ona göre düzeltmeniz gerekiyor. Scale'de büyük ve küçük hale getiriyor fotoğrafı. Tabii eğer çok küçültürseniz fotoğraf gökyüzünden daha küçük hale geleceği için anlamsız oluyor. Tabii çok yüksek çözünürlükte bir gökyüzü fotoğrafı çekmişseniz veya bulmuşsanız, o zaman istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Flip dediği de ayna görüntüsünü alıyor. Ters çeviriyor fotoğrafı yani. Şurası bu tarafa geliyor. Ön planla ilgili de bazı şeyler yapabiliyoruz. Mesela tam karışma noktalarında gökyüzüyle karanın nasıl bir blending mode kullansın, onu seçebiliyoruz. Bu örnekte multiply iyi sonuç veriyor. Ön planın ışığını, tabi Photoshop'ta ışığıyla oynarmış gibi değil,
Çok hafif ayarlarla belli belirsiz aydınlanıp kararıyor. Belki fark edebiliyorsunuzdur. Ve yine çok hafif bir şekilde rengine müdahale edebiliyoruz. Eğer yaptığı işlemleri sadece bir layer'a kopyalamasını istiyorsam, o zaman New Layer'ı seçiyorum. Burada yaptığı şey sadece gökyüzü ve ışık ayarlarını bir layer'a kopyalıyor. Alttaki katman aynen kalıyor. Eğer Duplicate Layer dersem, o zaman bütün katman fotoğrafın kendisi haline geliyor. Bunun aradaki farkı göstermek için şöyle yapayım. Bakın, gökyüzünü değiştirdim. Eğer katmanı saklarsam, alttaki esas katmanı, gördüğünüz gibi sadece yaptığı işlemleri yeni katmana koydu. Ama tekrar Sky Replacement diyeyim. Yapsın, yaptı. Bunu Duplicate Layer deyip seçseydim, o zaman bu katman bütün ayarları üstüne gömülmüş şekilde gelecekti. Eğer değiştirdiğiniz gökyüzüyle daha sonra Photoshop'ta oynamak istiyorsanız, o zaman size tavsiyem New Layer seçmeniz burada. Buradaki seçeneği New Layer olarak seçerseniz, daha sonra değiştirdikten sonra gökyüzünü üzerinde oynayabilirsiniz. Evet, bakın mesela diyelim ki ben bunun rengini değiştirmek istiyorum. Buradan sadece bunu etkilesin. Birazcık mavi olmasını istiyorum diyelim ki. O zaman aşağıya dokunmadan, yani esas fotoğrafa dokunmadan gökyüzüyle istediğim gibi daha fazla oynayabiliyorum. Şimdi ikinci fotoğrafımıza geçelim. İkinci fotoğraf Van'dan bir fotoğraf. Muradiye Şelalesi. Çok güzel bir yerdir. Eğer gitmediyseniz ve fırsatınız olursa mutlaka ziyaret edin. Yine Sky Replacement'ı seçtim. Biraz önce seçtiğimiz gökyüzü var burada. Ve geldi. Gün batımı yapabiliyorum. Bunu biraz önce yapmıştık zaten. Ben burada şöyle bir şey yapacağım. Gökyüzünü değiştirmek için ön tarafı gayet güzel bir şekilde seçiyor, görüyorsunuz. Ağaçların arası da her yeri çok başarılı bir şekilde seçiyor. Ben bunu başka bir amaçla kullanmak istiyorum. Nasıl bir amaçla kullanmak istiyorum? Size göstereyim. Bunu kapatacağım şimdi. Ve bir tane fotoğraf açacağım. Şu fotoğrafı açacağım. Bu bir gökyüzü fotoğrafı. Bunu değiştireceğim. Ama bunu değiştirirken başka bir şey daha yapacağım. Bir tane yazı yazacağım. Biraz boyutu büyük olsun. Peki. Muradiye yazmasını istiyorum. Yani benim gökyüzü dosyam bu olacak. Bakın şimdi bunu saklayalım. Muradiye. Evet, sakladık. Şimdi fotoğrafımıza gelelim. Sky Replacement. O en son seçtiğimiz gökyüzünü buraya koyacak. Koydu ama biz bunu istemiyoruz. Buna tıklayıp alttan yeni dosya aç diyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geldi. Muradiye'yi seçtim. Bakın şimdi ne olacak. Hangi isimle bunu buraya saklamak istiyorsun diyor. Evet, Muradiye ismiyle. Muradiye geldi. Bakın, mükemmel bir şekilde
bu ağaçların arkasına aldı yazıyı. Hani bunu nerede kullanırsınız? Her zaman kullanmak ister misiniz? Bilmiyorum ama fotoğrafa, eğer bir yerde bir başlık amaçlı kullanacaksanız, fotoğrafa 3 boyut efekti veren gayet kolay yapılabilen bir efekt. Evet. Mesela benim Muradiye ile ilgili bir fotoğraf gösterim olsa böyle bir şey koymak isteyebilirim belki. Evet, şimdi üçüncü örneğimize gelelim. Burası da Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı. İshak Paşa Sarayı çok güzel fotoğraf veren bir saray. Gerçi üstünde artık böyle modern cam tavanı var ama yapılacak bir şey yok. Peki, şimdi buraya farklı bir şey yapmak istiyoruz. Tekrar Sky Replacement'a geliyorum. Tabii en son Muradiye olduğu için İshak Paşa Sarayı Muradiye yazan bir gökyüzüne bakıyor şu anda. Ama benim yapmak istediğim şey bu değil. Benim yapmak istediğim şey şu. Yine bir tane kendim dosya açmak istiyorum. Açacağım dosya da benim daha önce çektiğim bir gökyüzü fotoğrafı. Gece fotoğrafı yani. Bakın. Gece fotoğrafı koydum. Multiply screen'e getireyim bakayım olacak mı? Hayır, multiply yine gayet güzel. Bizim ön planı birazcık karartmamız gerekiyor. Birazcık da rengi böyle yapalım. Şimdi kapatacağım bunu. Peki, çok güzel. Gökyüzü, yıldızlar falan filan. Fakat ön taraf gündüz. Buna da bir çare bulmamız gerekiyor. Buna bulunacak çare çok basit. Image Adjustment menüsünden Color Lookup'a gidiyoruz. Color Lookup'a gittiğimiz zaman bizi şöyle bir ekran karşılıyor. 3D LUT File dediği, burada gördüğünüz her şey hazır bir takım ayarların birleşmiş ve fotoğrafa uygulanmaya hazır hale getirilmiş şekilleri. Burada bizim ilgimizi çeken 3 tane dosya var. Onlardan bir tanesi Candlelight, mum ışığı. Bakın ne olacak şimdi. Şu anda fon seçili, o yüzden gökyüzüne dokunmayacak. Sadece öndeki saraya yapacak. Candlelight. Hop. Birdenbire hava karardı. Diğeri Moonlight, ay ışığı. Ay ışığı daha da karanlık. Öteki de Night from Day, gündüzden gece. Gördüğünüz gibi fotoğraf birdenbire gece oldu. Burada belki yapılması gereken bir işlem daha var. Şu bizim gökyüzümüz. New Layer diye kaydetmiştik ya, yeni katmana kaydet demiştik. Bunu birazcık renklendirmek daha iyi olabilir. Çok siyah beyaz kaldı çünkü buranın mavisine. Onun için Adjustment'lardan Color Balance'a tıklıyorum ve rengi mavileştiriyorum. Fakat dikkatinizi çekiyorsa bütün fotoğraf mavi oluyor. Çünkü Adjustment Layer'lar altındaki bütün katmanları etkiliyor. Etkilememesi için Alt tuşuna basıyorum. Bakın ikon değişti. Alta basınca. Eğer buna basarsam artık sadece altındaki katmanı etkiliyor. Şimdi artık gökyüzünü istediğim gibi değiştirebilirim. Evet. Nasıldı? Ne oldu? Böyleydi. Böyle oldu. Gördüğünüz gibi Sky Replacement hem gerçekten gökyüzünü kolayca değiştirmemizi sağlıyor hem de bir takım başka işler yapmamıza da yarıyor. Çünkü gökyüzü değiştirmenin birinci şartı gökyüzüyle yeri birbirinden ayırmak. Bunu çok iyi yaptığı için Photoshop, ayrılmış bir yer var elimizde. Bunu istediğimiz gibi kullanabiliriz. İstediğimiz her şeyi buraya koyabiliyoruz. Artık gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Evet, bugün Sky Replacement, gökyüzü değiştirme filtresini gördük.
yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, gelecekteki videoları kaçırmamak için abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.